Erzincan'daki Ahıska Türklerinden Ukrayna'daki iç savaştan getirilerek Erzincan'ın Üzülme ilçesine yerleştirilen ailenin çocuğu olan milli güreşçi Emrah Ormanoğlu İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek dünya üçüncülüğünü kazandı. Üçüncülük maçında Amerikalı rakibini mağlup eden Ormanoğlu dünya üçüncülüğünü elde etti. Avrupa şampiyonluğu bulunan Ormanoğlu aldığı bu dereceyle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Emrah Ormanoğlu Erzincan Havalimanı'nda törenle karşılandı. Programa Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kaan Özlok, Havalimanı Müdürü Levent Akkuş, Ajans Erzincan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Sarıçiçek, sporcu grupları ve Ormanoğlu ailesi tarafından karşılandı. Çiçeklerle karşılanan milli sporcu Ormanoğlu Ajans Erzincan'a konuştu. Altın madalya için gitmiştik ama nasibimizde bu varmış. Kimle en son kime yenildin? En son yarı final maçında Kırgız'a kaybettim. 3-5 maçında Amerikalı ile yaptım. Onu yendim. Öyle üçüncü oldum. Evet. Kaç kiloda mücadele? 61 kiloda. 61 kiloda. Bundan sonraki hedeflerin ne? Olimpiyatlar tabii ki. Bundan sonraki tabii ki en büyük hedefimiz Olimpiyatlar 2024 ve 2028. Bakalım inşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip. Nasıl bir hazırlık dönemi geçirdin? Hazırlık dönemi işte Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 7 aydır hazırlanıyorduk. Güzel bir hazırlık dönemiydi. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Ve şampiyonaya altın madalya için gittin ama evet, bronz oldu. Yine de altın madalya için gittik ama nasip de varmış. Buna da şükür. Başarılı sporcunun antrenörü Habib Halepli ise Ahıska Türklerinden olan Ormanoğlu'nun çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini, daha önce de Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu söyledi. Vallahi mutluyuz. Tabii ki Emrah'ın da bizim de hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Emrah iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, iyi çalıştı. Tabii talihsiz bir yenilgisi oldu ama sonuçta bir dünya üçüncülüğü de getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz. Elvira ile Emrah ikisi de bu Erzincan'daki sporcularımızın, güreşçilerimizin rol modelleri oldular artık onlar. İnşallah hedefimiz olimpiyat. Emrah'tan da bir olimpiyat madalyası bekliyoruz. O doğrultuda da çalışıyor, çok yoğun çalışıyor. Buradan kulüp antrenörleri olsun, milli takım antrenörleri olsun, üzerlerinde emektar olan Gençlik Spor ailesi olsun, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Erzincan'a, ülkemize de tabii daha dolayısıyla iki dünya üçüncülüğü gelmiş oldu. Bu da Erzincan'daki güreş sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor değil mi? Evet, aynen. Bundan 6-6,5 ay önce Avrupa şampiyonu olmuşlardı Elvira ile beraber. Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almışlardı. Yine ikisi de dünya üçüncüsü oldular. Erzincan'da Sinan Aksu sağ olsun, Sayın Bakanımız her türlü arkamızda yardımcı oluyor. Spor il müdürümüz, gençlik spor ailesi diyoruz biz oraya. Hep beraberiz, çalışma içerisindeyiz. Bunlar rol modellerimiz. Aslında altyapıda da bir sürü sporcumuz var. 2022'de 16 tane Türkiye derecesi çıkarmışız. Yıldızlar kategorisinde bile dünya şampiyonasına giden sporcularımız var Erzincan'dan. İnşallah bu hedefte, bu doğrultuda çalışıyoruz. Bir spor kenti, bir spor şehri, güreş şehri olarak da Erzincan'ı ön plana çıkarmaya çalışacağız. Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise Ormanoğlu'nun göğsümüzü kabarttığını ifade ederek başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti. Öncelikle Emrah'ı tebrik ediyorum. Güzel bir dereceyle geldi. Yine göğsümüzü gururlandırdı. Dediğimiz gibi artık sporda yavaş yavaş dünya, Avrupa dereceleri peş peşe geliyor. İnşallah olimpiyat şampiyonluğuyla bunu taçlandıracağız. İki gün önce bir kardeşimizi karşıladık. Bugün Emrah'ı karşılıyoruz. Sağ olsun, çok güzel bir hazırlık dönemi geçirmişti. Aslında şampiyonluk bekliyorduk ondan. Ama nasip, bunlar hep tecrübe olacak bizim için de. İnşallah başaracak. Olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonlukları artık yağmur gibi gelecek. Evet. Öncelikli branşlarımızdan güreşte. Güreş, atletizm, atıcılık, kayak ve badminton ilimizin öncelikli 5 branşı. Bu 5 branşta inşallah çok güzel dereceler alacağız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Emrah'ı tebrik ediyorum. Ailesini tebrik ediyorum. Hocalarını, milli takım antrenörlerini. İnşallah çok güzel
derecelerle ilimizi şereflendireceğiz diye düşünüyorum. Evet, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle bu sporcularımız artık çok önemli başarılara imza atmaya başladılar. Elvira'yı karşıladığımız zaman olimpiyat madalyası istiyoruz demiştiniz. Sanırım aynısı Emrah'tan, bunun için de geçerli. Evet, Emrah'tan da bir olimpiyat madalyası bekliyoruz. Başarılı bir sporcumuz. İnşallah o da bir olimpiyat madalyası getirecek. Tek hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. İlimize olimpiyat madalyaları gelecek inşallah. Tebrik ediyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyorum. Milli güreşçinin babası ise oğluyla gurur duyduklarını belirterek aile olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi. Öncelikle bütün spor müdürlerimizden Allah razı olsun. Hocamızdan, Habib Hoca'dan Allah razı olsun. Çok destek veriyorlar. Ve i̇nşallah, sizin de desteğinizle birlikte. İnşallah bundan daha yüksek kazanışları nasip etsin inşallah. Kaç yaşında başladı Emrah güreşe? 10 yaşında. 10 yaşından beri güreşe. Ukrayna'da başlamıştı. İşte 10 yaşındaydı şu ana kadar. Ve burada da devam etti ve dünya üçüncülüğü. İnşallah daha yükseklere çıkacağız. Evet, şimdi biraz önce konuştuk. Olimpiyatları hedeflediğini söylüyor. Evet. İnşallah orada da dereceyle dönecek. İnşallah, inşallah. Olimpiyat kazanmak istiyorum. Vallahi. İnşallah. İl Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok ise Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden olan Emrah Ormanoğlu'nun dünya üçüncülüğü derecesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Aslında literatürde göçmen diye nitelendiriliyor ama onlar bizim açıkçası soydaşımız. Çünkü bugün karşılamasını yaptığımız Emrah kardeşimiz, iki gün önce yine karşılamasını yaptığımız Elvira kardeşimiz bizim soydaşımız. Ahıskalı Türkler ve 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ukrayna Savaş Bölgesi'nden alınarak ülkemize iskan edilen ailelerden ve ailelerin çocukları bunlar. Çok güzel bir göç hikayesi aslında. Bundan ilk gelen grupta mıydı? İlk bunlar? Gelen grup 2016 yılında hem o Emrah'ın ailesi hem de Elvira'nın ailesi ilk gelen grupta. Hatta ilk kayıtlarını aldığımız ve işlemleri tamamlandıktan sonra müsabakalara katılabilmeleri için vatandaşlık dosyalarını ilk gönderdiğimiz aileler. O günler hatırlıyorum, resimlerine bakıyorum. Evet. Çok güzel göç hikayeleri aslında. Bunlar bizim soydaşımızdı. Öz vatanlarına kavuştular. Bu ülkenin, bu medeniyetin Naim Süleymanoğulları bitmez. Ben öyle düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız da, bu genç kardeşlerimiz de bunların en güzel örnekleri olacak inşallah. İnşallah.